Ama yine tabii bunlar AK Parti'nin tercihidir. Başkan anlamına gelmiyor. Sonuçta başkanı halk seçecek. 30 Mart'ta sandığa giden halkımız başkanı belirleyecek. Buradaki tepkilere falan çok da kulak asmıyoruz. Çünkü bunlar sadece partinin adayları. Karar verecek olan Şanlıurfa halkıdır. Ama yine de en basit bir Halilye konusunda örnek vereceğim. AK Parti her zamanki gibi yine bir yanlış diyelim buna. 21 tane adayı var. Sonradan bir arkadaşımız daha istifa ediyor. 22 aday oluyor. Bu arkadaşlarımız gerçekten uzun süre Ankara'da bekliyor, bir çaba sarf ediyor aday olmak için. Bu 22 arkadaşımız ve 22'si de birbirinden kaliteli olan arkadaşımızı bir kenara itip de dışarıdan tekrar bir başkan atamaları. Gerçi AK Parti'de alıştığımız şeyler bunlar ama artık bu iyice bardağı taşıran bir konu. Ve bu atamada da bazı şeyler tüm Urfa halkının dikkatinden kaçmıyor. Şimdi MHP olarak Kemal Saracoğlu ve MHP olarak çok iyi bir gidişatımız var. Şanlıurfa neredeyse tamamı bizden yana, bize oy kullanacak. Bunu gören AK Parti hemen MHP kökenli bir arkadaşımızı Halilye'den aday etme kararı alıyor. Bu da ne kadar korku içinde olduklarını gösteriyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve Mustafa Kemal Saracoğlu olarak çok iyi bir konumda olduğumuzu gösteriyor. Ama biz yine diyoruz korkunun ecele faydası yoktur. 30 Mart'ta halbuki Milliyetçi Hareket Partisi değil, Şanlıurfalıların birlikte olduğu bir parti çok önde. Bunun yine en iyi cevabını Şanlıurfa halkı verecektir. Evet.